14 Haziran'da burada bunları izin vermeyeceğim. Katkı yapmışsınız da bize, yardımcı olun bizlere. Eğer varsa uyarın, ihbar edin, telefon edin. Yasal muamelesi yapalım, engellemek için. Belki neyse ben yaparım. Tabii burada valiliğin de bize katkısı gerekiyor. Başkanım verilen ruhsatlar iptal edilecek mi? Abilere mi? Evet. Bakın biz vermiyoruz biz onlara. Bakanlık veriyor. Bakanlık bende yazı istiyor. Ya kardeşim şehir içine gidemiyor. Şehir trafiği reddiyor, engelli 1 milyon. Otogarda kalkması halinde engelli diyorum ben. Başkanım tırda bir yazı var. Ben çok net otogar kalkması halinde kardeşim engelli diyorum. 1.6.2007 tarihinde bakanlıktan gelen yazıda bu bakanlığa ikaz oldu mu yazı sizin tarafından? Neymiş? Altı çizgi. Özbettin yoğun oldu. Bir an yok. He? Ne yazıyor orada bilmiyorum. Diyorum ki sana. Dur o bir gerek yok ya. Arkadaşlar bakın bak bir defa daha anlatamıyorum herhalde ben. Ya kardeşim unutmayın bana hiç. Ya ben kendi sokmayacağım bunları. Ama zaten yok, bir dakika. Müsaade ederseniz bunun için. İlde ilçelerde ilgili belediyelerden taşımacı tarafından kalkış, ara durak ve varış noktası olarak belirlenen yerlerin trafik yoğunluğu, güvenliği açısından sakıncası olmadığına dair uygunluk yazısını bakanlığa ibraz edildi. Arkadaşlar ben onlara yazı şu anda vereceğim. Bakanlığa yazı yazacağım. Bakanlığa otogarına kalkmaları şartınla uygun diyeceğim. Benim yazım olacak. Yazından bir süre size veririm. Yazın yazı görürsünüz. Teşekkür ederim. O konuda bir rahat. Onlara ben sözünü farklı yazısını farklı yapan insan değilim. Bunu bilmeniz lazım. Benim neyse sözüm yoksa şeref bu. Yani şunu az daha yanlış olmaz. Tek yerime sapmaz. Ben işte arkadaşlarıma talimat hemen vereceğim çıkınca buradan. Aydın Bey burada mısın? Aydın Bey şansın bir keşke. Çağırın. Aydın Bey hemen gelsin buraya. Çoluk çocuklarla çalışan adamlar. Arkadaşlar bakın, onlar benim vatandaşlarımız. Onlar ben abileriyim, arkadaşlarıyım. Ben bunu herkese eşit muamele yapmak zorundayım. Doğru yapmak zorundayım. Evet, doğru yapmak zorundayım. Doğrusu kardeşim bu. Ben kent trafiğinin yoğunlaşmasını istemeyen bir adamım. Domuz taksiye bile dura kadar olmuş bakan bir insanım. Niye karşı çıkıyorum? Trafik yoğunlaşacak. Kent sıkıntı yaratacağız diye. Bir de haksızlık var, haksızlık ve rekabet de var. Ona da karşıyım. Adam çalışıyor kardeşim şu hafızaya. Adam çalışıyor hafızaya, bir dakika bu sefer. Adam çalışıyor hafızaya, buraya yolcu alıyor. Ona da karşıyım kardeşim. Benim hesaplarım ekmek kesimler. Bana çoğunlu, çoğunlu ekmek kesim kardeşim. Çoğunlu belediyesi bak. Ben de Edirne'ye bakarım. Evet kesin kendi. Kuruyorlar, böyle satıyorlar. Arkadaşım biliyorum ben, hepsini biliyorum ben. Hepsini biliyorum ben yaşıyorum. Ben bile bir sınır beraber kaçtığımda veririm ben. 14 lira oldu. Yani halk parası alınmışlar çarşıdan kalkıyor. Ya Mustafa şu anda serbilik bağırıyor. Serbilik halk parası kaçmadı. 400 lira, 300 lira. Evet. Bunu kim verdim? Hepsinden verdim. Hepsini de ben verdim. Kiriş alabildiği ben kurdum verdim. Serbilliği ben bari getirdim verdim de. Hala şu anda biliyorsunuz kavga ediyoruz, savaşıyoruz. Halk menfaatı olan şey değil mi? Yer değil mi? Halkın yanında olalım diyorum. Ama serbilik ben pastanın büyüğünü yiyorum diyor. Sayın Başkanım. Halk kesin pastanın büyüğünü. Başkanım. Siz haklısınız kardeşim. Ben benim hakkım. Niye ben kalkıp da Çorlu'ya burada ekmek edireceğim dedim. Ben şimdi Çorlu'ya hissetmeyeyim. Edirne'ler burada ekmek sınır. Ben bunu istiyorum. Burada yaşayanlar. Evet. Edirne'ye olma o şart değil. Burada yaşayan kimse lazım ekmek etsin. Ne olsa evet. Hani istersen Ankara'da ol, Artvin'de ol, dert değil de burada yaşa, burada ekmek lazım. Burada hayatın icabet biliyorsan. Kardeşim benim başım tacısın, hemşerifsin, Edirne'lisin. Hepsi tacısını buraya Sayın Başkanım, biz yolcu taşıdığımız için yolcunun da derdini dinliyoruz. Sabahları terminale gelemiyoruz diyor yolcu, vatandaş. Biz de o yüzden bunları tercih ediyoruz çarşı içinden kalktıkları için. Haklısınız. Slide'ım mı? Aldığımız kararı biliyorsun, adil yetki belgesinin bir otogardan kalkması konusunda. Evet. Bunlara resim yazımızı hemen 7 gün sonra yazıyoruz. Bakanlığa otogarda kalkmaları şartıyla trafik yoğunluğu arz etmiyorlar diyoruz. Evet. Bu yazımızın bir fotokopisini de arkadaşlarımıza takdim ediyorsunuz. Anlaşılmış. Tamam. Emniyet müdürümüze de aldığınız belediye gazı kararını hafta başında, bir dahaki hafta başı resmileşiyor kararını. Sonunda tedbiratını yapıyorsunuz müdürlüğe. Evet. O şekilde hem bu hafıza uzun köprüden gelen araçların otogara girmesi konusu trafik konusunda karar alacağım biraz evvel. Evet. Hem de bizim kararımızı beraber bütünleştiriyorsunuz. Bunları işte otogarda kaldırmalarını sağlıyoruz. Anladım. Evet.